Mehdi konusunda ayakta duracak gibi değil. Nasıl değil ya? Ali el-Müttaki büyük muhaddis, Kenzül Ümmah sahibi, Hazreti Mehdi hakkında İsmail Burhami'de iki ciltlik kitabı var. Ben Mehdi'nin mutlaka gelecek ama Adnancıların dediği gibi hemen geldi gelecek, kendilerine uyduruyorlar falan, bu yüzyılda değil diye bir kitabım var. Bu kitabı alırsanız Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanmanın Ehl-i Sünnet'e ne kadar mühim olduğu ve bu ustaki hadis-i şeriflerin kaynakları ve bu usta rivayet eden sahabenin adedinin çokluğu, tek tek sahabeleri saymışım. Hadisleri orada zikretmişim. Bu itikatla ilgili bir konudur. Çünkü neden? Yok diyorsun. Nerede yok diyorsun? Sahih-i Müslim hadisinde bile Mehdi diye geçmiyor ama ne diyor? Ve imamukum minkum. İsa aleyhisselam indiği zaman diyor, imamınız sizden olacak. Yani İsa aleyhisselam benim ümmetimden birine uyacak diyor. O imam kim? Yani İsa aleyhisselam senin Diyanet'in cami imamına mı uyacak? Kusura bakma ya. Koca İsa aleyhisselam gelecek, gökten nazil olacak. Mescid-i Aksa'da sizin Diyanet mi imam tayin edecek ya? Kime uyacak hacı abi? Ve imamukum minkum. İmamınız sizden olacak diyor. Minnellezî yusalli İsa ibn-i Meryem'e halife ol. İsa'nın arkasında kılacağı bizim ümmettendir. Benim öyle büyük ümmetlerim var. Tabii ki peygamberden üstün değil ama Hazreti Mehdi'de efendim birçok sahabeden üstün durumu var. Bu hadiste o bu Müslim'de geçen imamınız sizden olacak. Hatta imam geri gelecek İsa aleyhisselama, buyurun siz geçin diyecek. Hazreti Mehdi olarak Mehdi ismi diye Mehdi geçmiyor ama imamdan bahsediyor. Bu Sahih Müslim hadisi. Ondan sonra İsa aleyhisselam da diyecek ki benim geleceğimi siz bilmiyordunuz. Şam'dan o zaman cep telefonu teknoloji sönecek. Teknoloji söndüğü için Şam'a inmiş. Orada bayağı olaylar oluyor. Mescid, Emevi camisine vaaz ediyor. Bütün millet imana geliyor. Yahudiler Hristiyan imana geliyor. Bunları zaten anlatmışız. Nüzulü Mesih İsa Aleyhisselam ineceği hakkında da benim kitabım var. O kitabı da alın, detaylı okuyun. Sohbetlerim var YouTube'da, sitelerimde. Dünya kadar İsa Aleyhisselam nüzulüyle ilgili. Bütün hadisler bunu anlatıyor. O zaman haberleri yok. Onun için onlar efendim namaza kâhmet getirmişler. İsa aleyhisselam kâhmet getirilmiş. İmam tam Allahu Ekber diyecekken camiye giriyor. Girince saflar açılıyor. Herkes tazim ediyor. Bu Hazreti Mehdi de tekbir getiremiyor. Bakıyor ne var arkada. Öyle şimdi imam sesler gürültüler size bakacak da. Bakıyor aha İsa aleyhisselam geldi. O zaten bekliyor onu. Bilmeyen biri mi? Bekliyor. Ama ne zaman geleceğini bilmiyor. O zaman ne diyor? Buyurun diyor imamete. Allah'ın peygamberi olarak. Yeni peygamber olmamış ki zaten. O da diyor ki fe inna leke ukimet. Bu sahih hadis Müslim'de. Kâhmet senin için getirildi. Yani müezzin kâhmet getirirken senin imamlığına niyet etmişti. Onun için sonra İsa aleyhisselam imam oluyor hep. Ama bir kereliğine bu ümmetin faziletini ispat ve tespit için Hazreti Mehdi namaz kıldırıyor İsa aleyhisselama. 7 sene birliktelikleri var. Sonra Mehdi önce ölecek tabii ki. Şimdi burada Mehdi meselesi sahih Müslim. Peki Ebu Davud'da var. Siyah sancaklar Horasan'dan geldiği zaman fe inne fiha halifetullah halifetullah'ın Mehdi, Allah'ın halifesi Mehdi oradadır. Onlara yani o kafileye yardıma gidin diyor. Kar olsa sürüne sürüne de olsa yetişin diyor onlara yardıma diyor. Onlar çünkü Mehdi'ye gidiyorlar yardıma diyor. Halifetullah'ın Mehdi diye Ebu Davud aslında geçiyor. Ondan sonra levlem yebka minet dünya illa yevm, dünyanın sonu gelse diyor yani faraza. Bir gün bile kalsa le tavvalallahu zel kerem. Allah o günü bile uzatacak, mutlaka Mehdi gönderecek diyor. O günü kim gelecek diyor. İşte ismi yuvafık ismi, adı benim adıma uyacak. Muhammed olacak. Kuvvetli rivayet Muhammed'dir. Ve ismi bir yuvafık ismi bir babasının benim babasının adı benim babamın adına uyacak diyor. Yani Abdullah oğlu Muhammed oğlu. Muhammed İbni Abdillah yani. Durum bu. Bu da Ebu Davud'da geçiyor. Buna bakarsan oho bunun gibi Kütüb-ü Sitte'den, Tis'a'dan, İbn-i Hamid'den şuna bak. Dolu 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 dolu. Bu da manen mütevatirdir. Nüzul-i Mesih konusu daha mütevatirdir. Onu kabul ediyorum. Ama bu da manen mütevatirdir. Ve hadisleri sahih olan çok hadisler var bu usta. Zayıf olan uydurma rivayet de var. Herkes kendine uydurup kaydırmış olabilir. Onları konuşmuyorum. Ona hadis denmez. Rivayet denir. Ama zayıf hadislerde olmakla beraber birçok sahih hadis olduğu için konunun detaylarında zayıf hadisler var. Yani işte evlenecektir, çocuğunuz, hanımı kimde falan. Bunlar da hadis var. Ben bunların hepsine iman ediyorum. Ama Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla ilgili konu sahihte geçiyor. Detaylar ayrı bir şey. Detaylarda hadis tarihlerini tahkik edebiliriz. Ama ineceğine dair yüzlerce hadis var. Onlarca sahih var. Onlarca sahih var. Tamam. Hüküm ifade etmez diyorsun sen ama bize göre Ehl-i Sünnet'e göre etmiş ki Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde bu geçiyor.
Ulema bunu akaide sokmuş. Ayakta duracak gibi değil. Hadis ilminin verdiği devamlısına baktığımda o konuyla alakalı rivayetler elek altı işe yarar ikna değil. Ya bu Davut'taki hadise elek altı işe yarar değil diyor. Kütüb-ü Sitte en sağlam altı kaynağı çürütüyor. Ondan sonra ben zaten işte ondan sonra onun konunun istismar edildiğine göre tam istismar ediliyor. Adnan istismar ediyor, öbürü Mesih'im diyor, mezarcı istismar etmiş, kiminin aklı gitmiş, kimi psikolojik hasta, kimi normal, kimi ajan. Bu ne alakası var? Biz şimdi o inkar mı edeceğiz? Biri de Deccal'ım diye çıkan yok, bir de Deccal'ı istismar etseler çok iyi olacak da yok yani. Herkes Mehdi'yim, Mesih'im. İyi rol oynamaya çalışıyorlar.